Amerika'da doğuyor, New York'ta. Annesi ünlü fotoğraf ajansı Magnum'un editörlerinden biri. Dolayısıyla Roger Bannon bütün çocukluğunu fotoğraf dünyasının en etkili isimleriyle beraber geçiriyor. Tabii ki doğal olarak fotoğrafın her zaman içinde oluyor ve fotoğraf çekmeye de çok genç yaşlarında başlıyor. Bir dünya turuna çıkıyor ve dünya turunda yine Magnum fotoğrafçılığına atfedilen sokak fotoğrafçılığı geleneğinde fotoğraflar çekiyor. Sonrasında ise tekrar Amerika'ya dönüyor ve maden ekonomisi alanında bir doktora yapıyor. Bu doktora ve daha doğrusu yeni mesleği madencilik sayesinde Güney Afrika'ya geliyor. Johannesburg kentine yerleşiyor ve zaten 1980'lerin başından beri Johannesburg kentinde yaşıyor Güney Afrika'da. Ve mesleği ona Güney Afrika'nın ve dolayısıyla Afrika'nın en ücra köşelerine gitme imkanı veriyor. Bizim sergide de görebileceğiniz Roger Bannon fotoğrafları sanatçının 1980'lerden beri çektiği fotoğraflardan oluşuyor ve 7 seriden oluşuyor. Roger Bannon ilk başta ilk iki serisi sergide göreceğiniz Dorps ve Plattelant serileri belgesel fotoğrafçılığı. Aslında ne görüyorsa onu çekiyor ama bir noktada şöyle bir değişiklik yapıyor. Gün ışığı çok sınırlı olduğu için artık hani ondan da faydalanamadığı için kapılarını çalıyor o köy sakinlerinin ve evlerinin içine giriyor ve onların kendi evlerindeki, kendi ortamlarındaki fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Bunlar, bu fotoğrafların arka planında kendi evlerindeki, işte duvarlardaki desenler, kendi kişisel objeleri de yer alıyor. Ve aslında Roger Bannon'un bu ilk iki serisi bütün sergide göreceğiniz fotoğrafların ipuçlarını vermeye başlıyor. İlk iki serisinden sonra Roger Bannon bütün özneleriyle bir etkileşime giriyor. Daha doğrusu onu şöyle özetlemek mümkün. Özneleri kendilerini ifade etmeleri özgürlüğünü veriyor. Özneler kendilerine ait nesnelerle, hayvanlarla etkileşim halinde aslında Roger Bannon'ın kurguladığı bir tiyatronun içinde yer almaya başlıyorlar. Bütün bu arkadaki desenler, çizimler Roger Bannon'ın ve aslında öznelerinin hazırladığı bir takım çizimler ya da kendi objeleri ve onları da aslında bir kurgu içinde seyirciye sunmaya çalışıyor 1990'ların başından itibaren. Ve en sonunda serginin en sonunda göreceğiniz yerleştirme ise Roger Bannon'ın İstanbul'daki bit pazarlığında dolaşarak topladığı nesnelerden oluşturulmuş bir kurgu. Aslında Roger Bannon burada İstanbul'da daha evvelden fotoğraflarını çektiği odaların küçük bir replikasını yapmaya çalışıyor. Aslında sanatçı bu durumun evrenselliğini ve öznelerinin içinde bulunduğu durumu anlatmaya çalışıyor. 80'in üstünde Roger Bannon fotoğrafının bulunduğu sergimiz 4 Haziran'da sona erecek. İzleyicileri bekliyoruz.